Evet, geçen sefer 3 protein üzerine konuşmuştuk. Ben daha bu sefer toparlayıcı konuşmak istiyorum. Kazein, lektin ve gluten üzerine konuşmuştuk. Bana da buradan aslında sorular geldi. Hocam işte gluten, biz atalarımız da gluten tüketiyordu. Onlar niye hasta olmuyordu falan Evet. diye. Benim Ya de da... aslında bu şu son zamanlarda bu sosyal medyadan falan çok glutensiz beslenme çok yeni çıktı birkaç sene daha. Evet. Önceden neredeydi bu insanlar? Hasta değil miylerdi? Şöyle söyleyeyim. İnsanlık tarihi 4,5 milyon yıl kadar aşağı yukarı. İnsanlık tarihinde yani glutenin yeri, daha doğrusu tarımın, tahılın yeri birkaç yüzyıllık bir geçmişi var. O yüzden hani biz bunu değerlendirirken önce bunu göz önüne almamız gerekiyor. Diğer taraftan bilimsel olarak zaten bu kanıtlanmış bir şey. Yani bilimsel olarak bu protein yapısının bize zararları zaten kanıtlanmış. Hiç mi tüketmeyeceğiz? Eğer böyle bir hastalığımız varsa hiç tüketmememiz Hiç gerekiyor. ama. Evet, hiç tüketmememiz gerekiyor. Bunun dışında böyle bir hastalığımız yoksa şunu da söyleyeyim. Bir glutenin vücuttan tam olarak atılması son çalışmalarda 2,5-3 ay kadar sürüyormuş. Yani O kadar son çalışmalarda da böyle. Yani yılda 3 kere fazlaymış. yesek zaten, 3-4 kere yesek Atmaya çalışıyoruz sürekli bütün yıl onu. bizim bedenimizde olmuş oluyor. Şöyle bir toparlarsak, kazein, şunu da soruyorlar daha çok. İşte biz hiç mi süt ürünü tüketmeyeceğiz? Peki o zaman çocuklarımıza ne içireceğiz? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Dünyada süt içmeye, anne sütünden sonra devam eden tek ırk insanlar biziz yani. Burada bir yanlışlık var zaten. Evet, haklısınız öyle düşününce. Yani sütten kesildikten sonra ben bunu kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani hiç mi kullanmayacağız? Kullanacağız ama böyle bir hastalığımız varsa, yani işte tiroidle ilgili bir sıkıntımız varsa, tip 1 diyabetimiz varsa, sedef gibi bir rahatsızlığımız varsa bunları hiç tüketmememiz gerekiyor. Yani hiç tüketilmesini önermiyorum. Peki şöyle de bir durum var. Şimdi son zamanlarda işte keçi sütü Evet, sanki o ya daha mı da yararlı evet diyorlar. ya da işte manda sütü, hocam bu daha faydalı, bunu yiyelim, bunu içelim. Süt süt müdür diyorsunuz Evet, hocam? süt değildir. Yapısal olarak proteinde farklılıkları var. Birisi A1, birisi A2 kazein diye ayrılıyor. Ama eğer ki böyle bir rahatsızlığımız varsa, tekrar söylüyorum, hangi süt olursa olsun tüketilmemesi gerekiyor. Onun dışında burada aslında detaylandırmak istediğim başka bir şey var. Şimdi lektin de kuru baklagiller de var. Onun dışında işte patlıcangiller ailesi, domates, patlıcan, kabak, bunlarda da var. Daha az miktarda var ama var. Böyle bir hastalığımız varsa, tekrar söylüyorum, bunların da hiçbirini tüketmememiz gerekiyor. Bu kişiler ne yiyecek hocam? Her Evet. şeyi saydınız. Evet. Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Şimdi tahıl ürünü yemiyoruz. Domates yemiyoruz. Süt içmiyoruz. Evet, tahıl ürünü yemiyoruz. Süt ürünleri tüketmiyoruz. Baklagiller tüketmiyoruz. Sebzede de işte patlıcangiller ailesini tüketmiyoruz. Peki geriye ne kaldı? Et. Ha, bunun dışında şöyle bir şey de var. Nişasta bazlı şeker. Yani işte patates, pirinç gibi Onları da gıdalarda da, onları da almıyoruz. almıyoruz. Çünkü bunlar da şeker zaten. Bunu da Evet. tüketmiyoruz. O zaman geriye hiçbir şey kalmadı O değil. zaman et, balık Evet. gibi beyaz Et. et. Tabii et, balık, beyaz et, yani beyaz et de işte gene kastımız balık ve tavuk eti. Bunlarda da işte organik olmasını tercih ediyoruz. Sadece bunlar değil, her gün bunlar tüketilmemesi gerekiyor. Burada en önemli şey mevsim sebzeleri. Mevsim sebzelerinden kastımız nedir? İşte yaza girdiğimiz zaman semizotu, taze fasulye, bamya gibi sebzeler. Kışa girdiğimizde biraz daha seçenek fazla, ıspanak. Kereviz, Evet. enginar, Evet, bunları tüketeceğiz. Aslında ıspanak. çok basit yani. Ama tabii ki hayatımızda süt olmaması, işte ne bileyim biraz önce saydığınız bir patatesli, bir patlıcanda olmaması da birazcık farklı gibi duruyor hocam. Evet, biraz farklı ama böyle bir hastalığınız varsa emin olun sağlıklı olmanın
ne demek olduğunu daha iyi o insanlar tabii, bilirler. Orası yani. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Süte takıldım ben İlyas Hocam. Sütü mesela evet çocuklar sütü kestikten sonra, anne sütünü kestikten sonra evet inek sütüne devam ediyorlar birçoğu. Bunun bu son zamanlarda da faydasız olduğu konusunda da evet çok büyük şey var. Demiri düşürdüğü gibi mesela vücuttaki. Siz ne diyorsunuz? Keşke sadece demiri düşürse yani demir emilimini düşürse evet. Keşke. Yani bunun üzerinde konuşulacak bu apayrı bir konu. Çünkü baktığımızda şimdi bizim inekten sütü alabilmemiz için o ineğin hamile olmuş olması gerekiyor. Ve o hamile kaldıktan sonra sürekli o sütün kesilmeden devam edilerek alınması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki bu inekte prolaktin seviyesi yüksek zaten. Biz bunu direkt hayvandan almış oluyoruz. Şimdi erkek, yani bizim erkek ya da kadın olması fark etmez. İnsanlarda bu da doğal olarak aynı şekilde östrojenin ya da prolaktinin artmasına sebep olur. Bir, bu. İkincisi, kazein yapısı itibariyle bizim zaten sindirim sistemimizde sıkıntı yaratabilen bir protein aynı zamanda otoimmün hastalıklarda oluşmasında etki yaratıyor. Diğer taraftan sütün içerisinde laktoz var. Evet, bir de o da var. Bir de süt şekeri var yani. Bir yandan biz hani şeker almayalım derken laktozu da almış oluruz. Laktoz çoğu insanda laktoz intoleransı var ama diğer taraftan aslında herkeste var. Diğer insanlar daha kolay onu bertaraf edebiliyor. Bazıları daha zor bertaraf edebiliyor. Yani sütün aslına bakarsanız hani diyecek süt düşmanı, süt düşmanı değilim. Ama ben sadece optimum dengede olması gerektiğini çok düşünmüyorum. Evet, yani. Zaten farklı bir şeylerde de içerisinden illaki alıyoruz bunları. Evet. Hani tek başına içilmesine gerek yok diyorsunuz aslında. Evet, yani kalsiyum al. Peki çocuklar kalsiyumu nereden alacak? Ya çocuğun önce kalsiyuma ihtiyacı var mı? Senin çocuğun önce doğru D vitamini alıyor mu? Yani D vitamini olmadan kalsiyum kullanılamaz vücutta. Kemikleri güçlensin diye sadece kalsiyum vermek çocuğun bu sefer iç organlarında kalsiyum birikmesine sebep olabilir yani. Hani evet. Böyle bu tarz durumlar da var. Onun dışında sütün bir de almış olduğumuz antibiyotik var. Sütlerden yani inekten gelen antibiyotik. O da bizim bağışıklığımıza zarar veriyor. Bayağı bir süt düşmanı olduk ama ben yok gerçekleri hocam, söyledim. Yok hocam, olur mu öyle şey? Şöyle aslında tabii ki herkesin kendi kararı ama böyle programlar oldukça bakın şurada bile altını çizmemiz gerekiyor. Diyorsunuz ki kalsiyum alması lazım ama kalsiyum için demir olması lazım. Demirle birlikte birleştiğinde ilerleyecek açıkçası. Evet. Bunları da sizlerden öğreniyoruz açıkçası. Estağfurullah. Bir de diğer taraftan hemen şunu da söylemek istiyorum. Hani hep işte gluteni, kazeini konuştuk ama lektin yani kuru baklagiller hocam hiç mi biz kuru baklagiller evet. yemeyeceğiz? Bu zararlı değil yararlıdır diyenler olacak. Şimdi kuru baklagillerde böyle bir hastalığınız varsa kuru baklagilleri yememeniz gerekiyor. Böyle bir hastalığınız yoksa ve yatkınlığınız yoksa limitli olarak tüketilebilir. Bunun içinde lektin bertarafı denilen bir sistem var. Bunu aslında biz büyüklerimizden de biliyoruz. Nedir işte? Suya koyup bekletiyoruz bir gün önceden. Evet. Nohutu, kuru fasulyeyi. Bunun suyunu sürekli değiştireceğiz. Düdüklü tencerede pişireceğiz. O zaman biz bunu yüksek olasılıkla bertaraf etmiş oluyoruz zaten. Ya da daha zor bir sistem var. İşte yeni şu an son dönemlerde yapılan filizlendirme. Yani bildiğimiz ilkokulda bize öğretilen işte pamuğun içine koyup evet, filizlendiriyoruz. Onun filizlerini tüketip, onun filizi gerçekten bu arada çok çok faydalı. Yani o bak bunu da sizlerden duyduk ilk defa. O inanılmaz faydalı bir şey. Evet, onu sonuna kadar tüketebilirsiniz. Nasıl tüketeceğiz hocam? Bir de şimdi hemen söyleyin onu. Yani o filizi mi pişireceğiz? O filizi pişirebiliriz, aynen öyle. Hatta o filizi kurutup onu un haline de getiriyorlar. O kadar. Evet, yani mesela işte kara buğdayı filizi unu. Evet, birçok buçukta siyez unu falan filan çıktı. Bak bunu ilk defa sizden duyuyorum. Evet, çok güzel bir bilgiydi. Bu da mesela çok enteresan bir şey. Son dönemde ticari olarak da yapılıyor. En çok da şu anda kara buğdayın yapılıyor. Filizlendirilmiş kara buğday unu diye. Bu oldukça faydalı bir şey. Diğer tarafta dediğim gibi filizlendirme işlemi zor bir iş. Ama hani böyle bir hastalığınız yoksa, otoimmün bir hastalığınız yoksa, bağışıklık sisteminizde çok bir probleminiz yoksa, iyiyse o zaman limitli olarak, ya limitliden kastım nedir? Ayda iki kere, üç kere bence ayda iki kere, üç kere benim araştırmalarıma göre tüketilebilir. Bu da işte bertaraf edilerek yani eski atalarımızın yapmış olduğu sistemle bertaraf ederek bunu tüketebiliriz.
Ben şöyle bir toparlayayım olmazsa. Lütfen. Yani burada neleri tüketmeyeceğiz biz bu hastalıklarımız, evet, varsa. Sadece aslında bu hastalık değil. Ben bundan sonraki konumda başka bir şeyi anlatacağım. Yani buna kısaca aslında eliminasyon beslenmesi ya da anti-inflamatuar beslenme gibi böyle beslenme çeşitleri de adlandırıyorlar. Sistematik olarak çok ufak farklılıkları var. Şimdi böyle bir hastalığımız varsa, özellikle şunu da söyleyeyim. Kanser de aynı şekilde. Kanser, obezite, otoimmün hastalıklar, bağışıklık sistemiyle ilgili olan hastalıklar, Alzheimer, Parkinson diye bu sıralanıp giden birçok hastalıkta tedavisi için yapılabilecek beslenmede en önemli şeylerden bir tanesi. Gluten, kazein, yani süt ürünleri, tahıl ürünleri ve kuru baklagiller ya da patlıcangillerde bunlardan uzak dursak daha iyi olacağını öneriyorum. Mevsim sebzeleri ile ağırlıklı bir beslenme sistemi ve yani iki öğün, işte bunu aralıklı oruç vesaire de diyorlar. Ben çok saatlere takılmamakla birlikte iki öğün, bir öğün beslenmelerle zaman zaman bunları ayarlayarak yani toplum daha sağlıklı olabilir ve bu hastalıklardan kurtulma yoluna gidebilir. Kesinlikle. Aslında diyet değil, diyet programı değil, sağlıklı beslenme, evet, programıyla sadece anlık ve işte keskin çizgiler içerisinde olup değil, ömrümüz boyunca o sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için İlyas Hocam. Gerçekten yine çok ayrıntılı bilgiler verdiniz. Elinden çok sağ olun. Geldiğince. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ve bugün bizlerle beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz beraberdi ve bize sağlıklı beslenme ile ilgili birçok önerilerde bulundu. Kendisine tekrar çok teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.